Sağlıcakla programından herkese merhabalar. Bu haftaki konuğum Medikal Park Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nagihan Yılmaz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün kadına ve doğuma dair her şeyi konuşmaya çalışacağız zamanımız yettiğince. Önce siz biraz tanıyalım isterseniz. Nagihan Yılmaz kimdir? Ben 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum. 2010 yılında da gene uzmanlığımı Kocaeli Üniversitesi'nden aldım. Mecbur hizmetli Alaçam Devlet Hastanesi'ne 2010'da Samsun'a geldim ve o gün bugündür burada çalışıyorum. 2 yıl Alaçam Bafra Karışık bir mecbur hizmet süresini doldurduktan sonra da yaklaşık 8 yıldır Medikal Park Samsun Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. Harika. Şimdi direkt konuya girmek istiyorum. Şöyle gireceğim. Şimdi hamile kalmaya karar veren kadınlar hamile kaldıktan sonra genelde kadın doğum uzmanlarına gidiyorlar. Türkiye'de çok fazla böyle planlı gebelik olmuyor diye biliyorum. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani plan artık eskisi gibi mi hala? Planlı gebelikler var mı? Nasıl gelmeliler size? Tabii ki bizim tercihimiz gebeliklerin planlanması ve gebe kalmadan önce de mutlaka bir jinekolojik muayene yapılmasından taraftar. Zaten yıllık olarak da jinekolojik muayeneye gebe kalsın kalmasın herkese öneriyoruz. Öncelikle gebe kalmadan önce bize geldikleri zaman var olan bir hastalık ya da anormalliği gebe kalmadan önce tedavi etmemiz en mantıklısı. Çoğu zaman biz gebe kaldığımızda artık müdahale etmekte gecikebiliyoruz. Yumurtalık kistleri oluşabiliyor, miyomlar oluşabiliyor, rahim ağzı ağzımızda yaralarımız oluyor. O yüzden biz ilk muayenede muhakkak gebelik planlamadan önce muayene etmekten taraftarız. Muayenede ne yapıyoruz? Eğer yakın bir zamanlı vajinal simiri yapılmamışsa simir testini yapıyoruz. Muhakkak ultrason muayenesini yaparak rahiminde yumurtalıkta herhangi bir anormallik var mı yok mudur görmek istiyoruz. Ve özellikle de kan tahlillerini de değerlendiriyoruz. Herhangi bir kansızlık problemi var mı? Ile ilgili herhangi bir tiroid bozukluğu var mı? B12'si düşük mü? Varsa bunları gebelikten önce muhakkak takviye etmek istiyoruz. Ve bizim tercihimiz planlı gebelikleri ne kadar kadın doğum kontrolünde yaparsak gebelik sırasında ve sonrasında bir problem yaşama ihtimalimiz o kadar düşük oluyor. Ama günümüzde nasıl bu gelişler artık planlı mı oluyor? Yani %80 hala plansız bir şekilde tamamen denk gelerek gebe olarak geliyor. Evet. Bir de şimdi bu da başka bir sorum tabii ki. Bu adet günü hesaplama, işte yumurtlama dönemlerine denk getirme gibi durumlar var. Bunları siz mi yaparsınız daha sağlıklı oluyor yoksa kişi bu uygulamalar falan oluyor genelde. Evet, o şekilde de denk getirmeye çalışıp çocuk yapmaya çalışan insanlar var, kadınlar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle oluyor. Öncelikle bir hastalar kendi kendilerine deniyorlar. Eğer gebe kalamıyorlarsa bize başvurdukları zaman yumurta takibini biz yapıyoruz. Ama hastaların evde uyguladıkları işte sizin dediğiniz gibi aplikasyonlar oluşabiliyor. Ya da kendileri yumurta takibi yaptıkları idrar kitleri var. Bunları kullanabiliyorlar. Biz rutinde bunu önermiyoruz aslında. Sadece yumurtlama döneminin verimli olduğu dönemleri hastalarımıza bilgilendiriyoruz. Ve ondan sonra eğer gebe kalamıyorsa bu tarz yöntemlere geçmesini öneriyoruz. Eğer düzenli adet gören bir hastamızsa genellikle adetinin birinci gününü bir kabul edersek ilk 10 gün zaten gebe kalma şansımız olmuyor. Özellikle 10. günle 20. günler arasında her günde değil gün aşırı birliktelik önerdiğimiz zaman zaten %80 yumurtlama bu dönemde oluyor. Bu dönemde olduğu için de gebe kalma ihtimalimiz olan süreçte en azından o dönemi verimli olarak geçiriyoruz. Zaten her ay gebe kalma ihtimalimiz de belirli oranda. Yani bir çift korunmayı kestikten sonra düzenli cinsel birlikteliği varsa dediğimiz günlere dikkat ediyorsa o ay gebe kalma ihtimali %10-15 arasında değişiyor. Bir yılın sonunda da bu takvime uyan hastaların %80'i gebe kalıyor. Ama bir yılın sonunda eğer gebelik oluşmuyorsa muhakkak bizim kadın doğum uzmanının değerlendirmesi ona göre hem hormon tahlillerinin hem ultrasonunun eşin de muhakkak bir üroloji doktoru tarafından değerlendirmesini öneriyoruz. Yani o zaman kişinin bunu kendi başına yapması. Çünkü denk getirme olasılığı daha düşük oluyor. Doğru mu? Yani şöyle denk getirme çünkü olasılığı. Çünkü o uygulamalar yanıltabiliyor. Evet. Çünkü hasta kendini tanımıyor. O uygulamalar genel olarak genellemeyi alıyor. Genel olarak düzenli adet gören yumurtlayan hastalar için geçerli. Ama bizim polikistik over dediğimiz zaten yumurtlaması bozuk olan bir hastanın o düzene uymasına imkan yok. Ya da erken menopoz sürecine girmiş adet döngüleri çok uzun olan hastaların bu döngüye uymasına imkan yok. Böyle durumlarda biz jinekolojik takibi öneriyoruz.
ki çocuğu olmayan bir kadınsa eğer ileride bu durumu geciktirmiş oluyor. Tedavi yöntemini geciktirmiş. Evet, evet. Bir yılın sonunda özellikle 35 yaşın altında bir yılı kabul ediyoruz. Ama 35 yaşın üzerinde 6 ay sonra eğer bebek sahibi olamıyorsa muhakkak özellikle adetin ikinci, üçüncü gününde hormon tahlili artı ultrason için muayeneyi istiyoruz. Aynen, buradan da bunu söylemiş olalım. O zaman şimdi siz kadın doğum uzmanı olarak hamile kaldıktan sonra kadının her şeyiyle ilgileniyorsunuz. Evet. Ben de daha yeni bir doğum yaptığım için biliyorum. Onun egzersizinden, yemesinden, içmesinden, daha çok psikolojisinden, çünkü o da çok önemli oluyor o dönemde. Bu sizi, hani birçok hastanız vardır. Bu sizi yoruyor mu? Nasıl davranıyorsunuz? Yok, nasıl? Bu bizim artık hayat tarzımız haline gelişti. Zaten biz başvuru anında biz hastalarımıza önerilerimizi, yememizi, egzersizlerimizi anlatıyoruz. Eğer bir erken doğum ya da düşük riski varsa normal hayatını değiştirmemesini öneriyoruz. İşte, hasta gibi değil de. Evet, hasta gibi değil. Gebelik bir sonuçta fizyolojik bir süreç ama doktorunun yasakladığı ekstra bir erken doğum ya da düşük riski yoksa normal hayatınızdan vazgeçmeyin diyoruz. Öbür türlü çünkü insanlar eve yatağa bağımlı, daha psikolojik olarak sıkıntılı hale gelebiliyor bu süreçte. Peki ideal olan nedir? Mesela ne kadar kilo almalı hamile bir kadın? Nasıl egzersizler yapmalı? Mesela pilates önerileri var, yoga önerileri var. Siz bunları nasıl yorumluyorsunuz? Bir kere kesinlikle profesyonel bir elde yapmalı bu pilatesi ve yogayı. İlk 3 ayda genellikle önermiyoruz düşük riskinden dolayı. Ama 12 haftadan sonra herhangi bir egzersiz olsun, gebelik pilatesi özellikle yaptıran merkezler, gebelik yogası yaptıran merkezler var. Öneriyoruz. Çünkü bir normal doğum sürecine çok iyi hazırlıyorlar gebelerimizi. Özellikle pelvik kaslara yönelik geliştirici egzersizler verdikleri için normal doğum süresinde biz çok rahat geçiriyoruz bu süreci. Artı sezaryen olsa dahi sezaryanda da sonrasındaki toparlanma kısmına çok yardımcı oluyor. Yürüyüş de öneriyorum ben. Özellikle güzel havalarda ellerini kollarını açarak yürüdükleri zaman D vitamini ihtiyacımız da bu şekilde sağlamış oluyoruz. Ama haftada 2 gün, 3 günü ve yarım saati geçmemek şartıyla ve nefes nefese kalmamak şekilde kesinlikle günlük hayatlarına sporu yerleştirmelerini öneriyorum. Evet. Kilo alımına gelince kilo şöyle planlıyoruz kilo alımını. Hasta zayıfsa eğer ya da orta kiloda bir hastamızsa, hasta da demeyeyim tabii gebelik bu. İlk 3 ayda genellikle 1-2 kilo civarında bir kilo alışı bekliyoruz. Bazı hastalar çok kustuğu için çok kilo alamıyorlar. Biz bunu çok sorun yapmıyoruz. Ben hep şunu söylerim. Bebek zaten alacağı her şeyi annesinden alacağı için bizim anneyi takviye etmemiz lazım. Sonraki 3 ay bizim için ayları şöyle bölüyoruz. İlk 14 hafta bizim için birinci trimester dediğimiz ilk ay olarak kabul ediyoruz. 1-2 kilo civarında istiyoruz. Sonraki 3 ay dediğimiz süreç 14 ile 28. haftalar arasında ikinci trimester diyoruz. 5 kilo da orada almalarını istiyoruz. 28 haftayla doğuma kadarki sürece de 3. trimester diyoruz. Ortalama 5 kilo da öyle aldığını kabul edersek ideal kilo olarak 12 ile 15 kilo arasında gebeliğini bitirmesini istiyoruz. Çünkü fazla alınan kiloların gebelik şekeri ve gebelik tansiyonu riskini arttırdığı için ve doğum sonrasında ona nikahlı kalma riski olduğu için bu döngüde geçirirsek iyi olur. Tatlıyı, tuzluyu, unluyu ben sadece nefsinizi köreltecek kadar yiyin diyorum hastalarıma. Daha çok et, balık, bakliyatlar şeklinde beslenirsek kilo alımını da kontrol ederiz egzersizimizle beraber. Şimdi aslında bir de konusu gelmişken hemen bunu da sormak istiyorum. Genelde toplumumuzda şöyle bir algı var. Sen iki kişilik yemek zorundasın. Sen çok yemek zorundasın. Sen işte benim hakkımı da ye çünkü sen annesin. Hep böyle bir algı var ve bu yanıltıyor. İki kişilik yemek zorunda mıyız? Yani asla. Aksine iki kişilik yemek bize gebelik şekerini ilerleyen haftalarda çıkarmak anlamına geliyor. Tansiyonumuzu çıkarmak anlamına geliyor. Ve kilolu olarak devam ettiğimiz süreç içerisinde doğumumuzu da daha fazla zorlaştırıyor. Bebek dediğim gibi alacağı her şeyi alacağı için biz anneyi belli gıdalarla ve ilaçlarla takviye ettiğimiz zaman bir sıkıntı olmayacaktır. İkinci iki kişilik yemek, tatlı hamur işlerini yemek. O ilerisini çok etkiler ama. O bizim canımızı sıkan bir durum. Peki ilaçlar dediniz. Bu folik asitli, demirdi. Bu annenin
herhalde eksiklerini tamamlamak için kullanılıyor mu? Şimdi bebek şöyle, alacağı her şeyi anneden aldığı için bizim anneyi takviye etmemiz gerekiyor. Özellikle biz ilk 3 ay folik asit takviyesi. Hatta aslında gebelik planlamadan önce de folik asiti hayatımıza soktuğumuz zaman bebekte bir grup nöral tüp defekti dediğimiz, bebeğin beyin omurilikte açıklıkla giden hastalıkların önlediğini bildiğimiz elimizdeki tek ilaç bunlar. Ve o yüzden de biz gebelik planlayan herkese gebe kalmadan önce 3 ay önce başlıyoruz folik asitini. Gebe kaldığı zaman da kaldığı herhangi bir dönemden 12 haftaya kadar muhakkak folik asit takviyesi yapıyoruz. Eş zamanlı 12. haftadan sonra ülkemizde çok yoğun bir D vitamini eksikliği var. D vitaminini takviye ediyoruz 12. haftadan sonra. Zaten Sağlık Bakanlığı da bunu aile hekimine ücretsiz vererek bize desteğini sağlıyor. 4. aydan sonra da eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa demir desteği veriyoruz. Ama baştan zaten kansız, B12'si düşük, D vitamini düşük bir gebe ise gebeliğin en başından itibaren de bu ilaçları vermek zorundayız. Çünkü gebelik sürecinde kansızlık ekstra annenin daha fazla kendini yorgun hissetmesini, halsizliğinin artmasına, uyku halinin artmasına, doğum sonrası bebeğine bakarken lohusalık sürecinde de kendini çok yorgun hissetmesine, halsiz hissetmesine neden olacaktır. En büyük kaygımız da bizim doğumda olabilecek anormal bir kanamaya karşı elimizi güçsüz kılacaktır kansız bir anne. Peki bunları doğal yollarla elde edemiyor muyuz? Mesela folik asitin olduğu yiyecekleri yiyerek. Çok fazla bir folik asit atıyorum. Bir günde 1 kilo ıspanak kimse yiyemez. O şekilde mecburen ilaçla takviye etmek zorundayız. Demir olsun. Demir aslında bizim gebelikteki demirimiz de gebe kalmadan önceki demir miktarımız aynı kanda. Ama kandaki gezen sıvımız çok fazla olduğu için demirimiz düşük gözüküyor. Bunu da hiçbir yiyecekle takviye edemiyoruz maalesef. O yüzden o ilaçları kullanmak mecburen bu ilaçları desteklemek amacıyla kullanıyoruz. Zaten birçok hastamız alıştığı için lohusalıkta ben artık hani bebeğin geçti kendini takviye ederek beslenmeni düzenleyerek de takviye etsem desem de telefonla arayıp hocam benim saçım dökülüyor vitaminime devam etsem mi? Kansızlığım var, halsiz hissediyorum devam etsem mi şeklinde lohusalık sürecinde de takviye etmemiz gereken durumlar olabiliyor. Evet. Peki şimdi anneyi bir kenara bırakırsak, bir de anne karnında bebeğe uygulanan testler var. Bu çok sosyal medyada da eleştiriliyor. Bazı taraflar çok onaylıyor, bazı kadınlar istemiyor ya da farklı bir açıdan bakıyorlar. Birileri çok tehlikeli görüyor, birileri bunun kesinlikle olması gerektiğini düşünüyor. Bu testler neler ve olma zorunlulukları nedir? Bunların en başına şeker yüklemesi. Evet, çok medyatik. Evet, medyatik olanlardan bir tanesi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz şeker yüklemesini eğer daha önce bir ailede öyküsü yoksa, kötü bir doğum öyküsü yoksa, anne karnında kayıplar gibi, annemiz body mass indeksi yüksek bir anne değilse 24-28. Haftaları arasında öneriyoruz. Asla önerilmeme gibi bir durum yok. Sadece önerilmediğimiz çok zayıf hastalar, genç hastalar, aile öyküsü olmayan hastalar. Gebelikte şeker hastalığı varsa bizim bunu tespit edip öncelikle diyet, gerekirse insülin, biz endokrin uzmanıyla beraber takip ediyoruz gebelikte şeker olan hastamızı. Ona göre doğum planlamamız lazım. Bu mutlak önerdiğimiz testlerden. Diyelim yapmadık, atladık. Gebelikteki şeker hastalığını atladığımız zaman sırf biz atladık diye bebeklerin kiloları çok fazla olabiliyor. Tamam olsun, ne güzel kilolu çocuk diyoruz. Öyle olmuyor. Öyle diyorlar. İster normal doğuralım, ister sezaryenle doğuralım. Kilolu bebeği doğurmak da zor, doğurtmak da zor. Artı bizim brachial plexus hasarı dediğimiz, bu bebeklerin omuz çevreleri normalden daha geniş olduğu için doğum sırasında travmaya açık bir bebek haline geliyor. Akciğer gelişimi şeker hastalığı yüzünden baskılandığı için doğdukları zaman yoğun bakımdaki kalma riskleri artıyor. Bebek doğdu, her şey yolunda, tamam, sıkıntı yok. Kan şekerlerinin düşme ve sarılıkların uzama riski oluyor. O yüzden de biz muhakkak gebelik şekerini tarayıp bilip gerekirse de tedavi vermek istiyoruz. Peki bu şeker yüklemeleri hiç çocukta böyle bir problem yoksa bile şeker hastalığına sebep olabiliyor diye bir düşünce var. Hayır, böyle bir şey asla yok. Genetik zaten bir yatkınlıktır şeker hastalığı. Ha, o bizim yüklediğimiz şu an 75 gram rutin taramada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şeker yüklemesinin içerisindeki glukoz miktarı 2 dilim baklava, 1 tane künefeyle aynı. Hangi gebe bir oturuşta 2 dilim baklava yemiyor?
Değil mi? Güzel bir soru. Peki diğer testler? Biz gebeliğin başından itibaren takip ettiğimiz hastaları 11 ile 14. haftalar arasında ikili tarama testi yapıyoruz. Sen de yeni gebelik geçirdin, evet, biliyorsun. Şimdi bu tarama testleri, işte az önceki sorum gibi şeker yüklemesini mutlak öneriyoruz ama tarama yapacağımız hastayı karşımıza alıp konuşuyoruz. Bunlar bir risk analizi yapan testler. Hiçbir zaman için çocuğunuza ne sağlıklı ne de hasta diyor. Olasılık bir hesap çıkarıyor bilgisayar programında. Eğer bir anne ne olursa olsun kabulüm ben zaten doğuracağım diyorsa herhangi bir tarama testi yaptırmasına gerek yok. Ama riskin bileyim nedir dersek ikili taramayı 11-14. Haftalar arasında öneriyoruz. Üçlü taramayı da 16-18. Haftalar arasında öneriyoruz. Güvenilirlik olarak tarama testleri içerisinde en güvenilir tarama testi ikili tarama testi. Daha çok kombine testi aslında da hastalarımız anlasın diye öyle söylüyoruz. Bir de dörtlü tarama testidir. Üçlü tarama testinin güvenilirliği biraz daha azdır. İkili tarama testini yaptırmamızın faydası daha erken tanı koyabiliyoruz. 11-14. Haftalarda en azından anne ile bebek arasındaki o bağ oluşmadan bir problem ya da sıkıntı varsa erken tanı koyup, erken karar verip sonlandırma işlemine gidilecekse gebelik haftası ilerlemeden yapmamak adına. Dediğim gibi buna kişi karar verir. Atıyorum sen diyebilirsin ki ben zaten bu çocuk Down sendromlu olsa da doğuracağım ki her yerde görüyorsunuz Down sendromlu bebekleri. O zaman bir tarama yaptırmasına gerek yok. Çünkü bu annenin ya da bebeğin sağlığını etkileyen bir durum değil. Şu an artık daha güvenilir testler de var. Çünkü ikili taramalarda eğer problem çıkarsa biz netleştirmek için eskiden daha çok amniyosentez duymuşsunuzdur. Karından su aldırma öneriyorduk ki hastalar ondan çok korkarlar karından su aldırmadan. Korkmalı mı? 300'de bir düşük riskinin olduğunu bilerek girmeli. Yani sağlıklı bir çocuğun da 300'de bir düşebileceğini sırf bu işlemeden dolayı olduğunu bilerek girmeli. Artık kan tahlilinde bakılan DNA testleri de var. Yurt dışına giriyor. Ve güvenilirlikleri çok yüksek, sıkıntı maliyetleri yüksek. Hastaları karşımıza alıp seninle konuştuğumuz gibi konuşuyoruz. Kişi kendi karar veriyor. Tarama istemeyen bir hastaya gene ultrason takibine devam ediyoruz. Ultrasonda bebek gelişiyor mu, suyu nasıl, majör bir anomalisi var mı? Amacımız bunları görmek. Çünkü ultrasonla biz hiçbir zaman için bir gebelikte %100 sağlıklı deme gibi bir lüksümüz yok. Var olan şeylerin ultrasonla %70'ini görebiliyoruz. %30'luk kısmını ya ultrasonla bulgu vermeyen bir hastalık olabiliyor ya da biz atlayabiliyoruz. O da detaylı ultrason diye duymuşsundur zaten. Renkli ultrason olarak bilirler. Renkli ultrason, detaylı ultrason, 3 boyutlu ultrason hepsinin de amacı aslında ikinci düzey ultrasondur. Nedir ikinci düzey ultrason? Daha çok radyolojinin ya da perinatoloji uzmanlarının yaptığı farklı bir göz aslında. Hani daha kıdemli insanların yaptığı bir göz. Dediğim gibi hasta eğer zaten her halükarda kabulüm ben yoluma devam edeceğim diyorsa hiçbir şey yaptırmadan biz yolumuza devam ediyoruz. Zaten ikiliyi yaptık diyelim, taramayı yaptık. Ondan sonra detaylı ultrasonu yaptık. Ondan sonra herhangi bir başka bir tarama testimiz kalmıyor. Artık yolumuza devam ediyoruz. Bir tek Sağlık Bakanlığı'nın politikası olarak 20. haftada aile hekimliği merkezlerine eğer tetanos profilaksisi yapılmamışsa 2 doz tetanos profilaksisi yapılıyor. 20. haftadan sonra. Peki bu bebeklere uygulanan testlerin doğruluk oranları nasıl? Yanılma payları var. O yüzden zaten keşke %100 net sonuç veren bir test olsaydı. İkili tarama testinin güvenirliği daha iyi. Şöyle çok yani bir bebeğe Down sendromlu dediğimiz zaman ikili tarama testinde %90 Down sendromlu çıkabiliyor yani taramanın ama risine göre. Ama olmayabiliyor. Ama olmayabiliyor. O yüzden netleştirin. Bize olasılık verir. 300'de 1, 500'de 1 gibi. Biz şöyle anlatırız. İşte bir tane kavanozun içerisine 300 tane mavi boncuk koyduk. İçinde bir tane kırmızı boncuk var. Eline aldın çekme ihtimali. Çok çok bir, büyük bir ihtimalle zaten sağlıklı bir çocuk olacak. Ama garanti diye bir şey olmadığı için sorumluluğu karşımızdaki anne babayla paylaşıyoruz aslında. Tercihi tabii ki son tabii karar ki onların. Yani biz olmadı. Hiçbir hastanın adına bebeğiyle ilgili bir karar vermekle yükümlü değiliz. Sadece biz riskleri belirtip durumunu anlatırız. Anne ve baba kendisi karar verir. Sonuçta bilmek istemeleri de çok normal değil mi? Yani Down sendromlu bir çocuk dünyaya gelecekse onu nasıl kabul etse bile onunla nasıl yaşaması gerektiğini erken öğrenmiş olacak. Bu da farklı bir... Ya da şöyle bir sıkıntı da olabilir. Testte bir yanlışlık vardır. Down sendromu riski çıkar ama sağlıklıdır. Bu sefer de bütün gebeliği zehir olabilir. Evet, bir de böyle bir şey var. Yani o yüzden tercih... testleri yapan kişi, yaptıran kişi test sonucuna göre ne çıkacağını ve bu sonuca göre ne yapacağını iyi düşünüp yaptırması lazım. Kesinlikle. Peki bu
Şimdi ben de yaşadığım için çok net. Hamileyken kadınlar bakımdan çok şikayet ederler. İşte saç boyatamazlar, boyatamadıklarını düşünürler. Makyaj yapma, işte şu kremleri sürme, bunlar hep çocuğu etkiliyor. Ya da işte bunun gibi bir sürü şey, işte botokstu, lazer epilasyondu. Bunun gibi bir sürü örnekleri var. Bunlara siz ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, hastalarınızı öneriyor musunuz? Ben önermiyorum. Niye diyeceksiniz? Lazerin bir bebeğe ya da anneye bir zararı yok ama gebelik sırasında cilt çok hassas. Olası bir yanma gibi durumda daha fazla yanık izi ve skar gelişme riski var. O yüzden lazer epilasyonu gebelikte önermiyoruz. Artı bir de gebeliğin kendi doğası zaten bazı hastalar bilirler. Göbek çevresi etrafında çok fazla tüylenme oluyor ve gebelikte zaten arttığı için gebelikte lazer yaptırtmanın bir anlamı olmuyor. O yüzden lazer epilasyonu önermiyoruz. Botoksa gelince, botoks bir zehir biliyorsunuz, botulinum toksini. O yüzden de normalde çok çok kana düşük miktarda geçiyor ama riske atıp da botoks da önermiyoruz. Ama saç boyamayı 14 haftadan sonra amonyaksız ve doğal boya şeklinde, yani tutup da oryalle açtırıp işte bir ombre yaptırmasına, röfle yaptırmasına gerek yok. Ama saçındaki beyazlar çıktıysa da diplerine çok gelmeden amonyaksız doğal boyalarla boyatmasının herhangi bir zararı yok. Makyaj malzemesi zaten tutup da bizim kanımıza geçip bebeğe geçmediği için yüzeyel bir kremin, makyajın hiçbir zararı yok. Bunlardan yani bakımsız gezmelerine gerek yok. Bunların hepsini kullanabilir. Nedense ama böyle bir algı var. Neredeyse oje sürmek de çok büyük, hani bu büyükler, etraf baskısı. Evet, toplum baskısı. Büyükler tarafından ya sen hamilesin, niye öyle yapıyorsun, öyle yapma, çocuğa zarar vereceksin gibi. Saç kestirmeye de diyorlar. Evet, saç kestirme. Hep sıkıntı. Ya bunların hepsi hurafe o zaman. Onlar hep hurafe. Evet, aynen gerek öyle. Yok. Peki daha özel bir şey sormak istiyorum size. Kaç tane doğum yaptırdınız acaba, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. İnanın sayıyı bilmiyorum. Peki hiç böyle binlerce ama. Kendi isminizi verdiğiniz bir doğum oldu mu? Şöyle, benim o anda aklıma gelmiyor aslında. Çok kişi soruyor hani göbek adı ne koydunuz, ne yaptınız diyor. Çok heyecan verici bir an ve her gebelik kendine çok özgü. Yani hani o gün içerisinde 10 tane bile doğum yaptırsanız o anneyle olan ilk temasınız ve o bebeği ilk defa doğurduğunuz için o heyecanı yaşıyorsunuz. Ve benim aklıma göbeği keserken ya da başka bir şeyde hiçbir şey gelmiyor isim olarak. Kendimi verdiğim değil de hastaların beni tercih ettiği için isim verdikleri oldu. Tabii benim adım biraz demode onlar için. Yok, modern değil ama ben isim olarak verenler oldu ama. Eğer zaten hepsine isminizi koysaydınız bir sürü yanlışlık isimler gene olabilirdi, evet. Peki şimdi başka bir boyuttan bakmak istiyorum gebeliğe. Düşük yapan gebeler bir daha ne zaman hamile kalabilirler? Nasıl bir tedavi uygulamalılar? Kendi başlarına mı çözüm bulmalılar? Yine bir kadın doğum Hayır, mutlaka kadın doğum uzmanının değerlendirmesi lazım. Zaten düşük sırasında yardım aldık mı, tamamı düştü mü, yoksa biz parça kaldı, kürtaj yaptık mı, bu süreçte muhakkak bir bilgilendirme yapıyoruz. İkiden fazla düşük olduğu zaman biz bunun adına tekrarlayan gebelik kayıpları diyoruz. Habitüel abortus diyoruz ve muhakkak genetik bir incelemeye sokuyoruz. Hem anneyi hem babayı. Çünkü bu genetik incelemeler sonunda annede ya da babada bir kromozomal hastalık çıkarsa doğal yollardan gebelik değil, genetik tüp bebekle tüp bebek yaptırmasını öneriyoruz. Ya da trombofili dediğimiz, halk arasında da benim kanımda pıhtılaşma vardır diye belki duymuşsunuzdur. Durumlar olduğu zaman bütün gebeliklerini, işte bebek aspirini ya da kan sulandırıcı iğnelerle geçiren hastalar olabiliyor. Biz düşükleri, hastanın da psikolojisini çok bozan bir şey. Gebelik oluşuyor, duygusal olarak bağlanıyor, bir anda kaybediyor. Bir sonraki gebeliğinde tekrar aynı şeyler olacak mı diye bir kaygıyla yaşıyor. Bir sonraki gebeliğinde de aynı olunca zaten üçüncü gebeliğinde, dördüncü gebeliğinde biz bu hastalarla çok baş edemiyoruz açıkçası. Çok demoralize oluyorlar. Yani ne kadar destek verirsek de verelim, hep kaygıyla düşecek mi, kalbimi duracak bir kaygısıyla yaşıyor. Büyük bir travma oluyor. Ne zaman sağlıkla bebeklerini kucaklarına alıyorlar, bu travmaları geçiyor ama bu travmayı yaşayana kadar ciddi sıkıntılar oluyor aslında. Ama o travmalar da zaten o hamilelik sürecini etkilemiyor mudur? Yani acaba düşüş sebepleri de olmaz mı? Yani stres. Stresten dolayı düşük çok beklemiyoruz ama stres gebe kalmaya etkili bir süreç. Nereden biliyoruz? Bizim tüp bebek tedavisi yaptırdıktan sonra o kadar çok kendiliğinden gebe gelen hastalarımız var ki. Niye? Bir kere gebe olduğunu görüyor. Kucağına sağ sağlıklı alıyor. Aldıktan sonra da artık
nasılsa sağlıklıyım diye korunmuyor da ve bu süreçte o kadar çok tüp bebek hastalarımız sonrasında kendiliğinden hiç uğraşmadan gebe kalıyor ki niye stres faktörü ortadan kalkıyor. Yani kafasını oraya odaklamadığı zaman çok daha rahat gebe kalıyorlar. O yüzden stresten uzak kalmak gerekiyor. Peki şimdi biz bebekleri doğurduk ve annelerin başka bir problemi boyutuna geçiyoruz. Lohusalık. Lohusalıktan öte süt. Hı hı. O lohusalık döneminde zaten hemen süt gelmiyor ve daha sonra o sütün gelmesi için bir şeyler yapması gerekiyor. Ama ne yapması gerektiğini bilmiyor ve işte çocuğum doyacak mı acaba, ben çocuğuma yetiyor muyum acaba gibi yine o lohusalık depresyonu boyutuna taşıyoruz. Bu durumda anneler ne yapmalı? En büyük sıkıntı zaten o. Acaba bebeğime yetiyorum mu? Bebeğim kilo alıyor mu? Bebeğimi besleyebilecek miyim diye bir kısır döngüye. O arada zaten etraftan bir en az 3-4 tane çevre baskısıyla mama versek mi? Yok verdik, yok mama olmaz. Mama versem mi versemesem mi arasında kalıyor. O ara bebek tabii kan şekeri düşüyor. Bir pelte haline geliyor evde. Ben şöyle yapıyorum. Normal doğum sırasında zaten o stresi yaşayan bebeklerin sütü daha çok geliyor annede. Hı hı. Yani o normal doğum sırasında oksitosin dediğimiz bir süt hormonu salgılanıyor. Suni sancının içerisinde olan normal doğum sırasında ve bu bizim sütümüzün daha çabuk gelmesini sağlıyor. Sezaryanda biz bebeği birdenbire çıkarttığımız için, bu stresli ve döngüyü yaşamadığı için sezaryen annelerinin biraz daha bebeğinin sütü daha geç geliyor. Ben o yüzden birkaç gün önceden eğer planlı programlı bir sezaryansa muhakkak eve kuru yaş her şeyin kompostosunu kaynatın bırakın diyorum sıvı tüketmek adına. Çünkü süt işte bir sürü hurmadır vesaire, yani aklıma gelmiyor çünkü çok fazla hurafeli yiyecekler var. Süt sadece sıvıyla gelen bir şey. Mümkün olduğu kadar o döngüde eve kuru yaş her şeyin kompostosunu kaynatın diyorum. Sıvı tüketmek adına da piyasada o kadar çok süt getiren çaylar adında çaylar var ki. Onları da doğum planlı doğumdan birkaç gün önce içirtmeye başlıyorum. Ve genellikle biz artık sezaryenlerde spinal anestezi uyguladığımız için hemen de yemesini içmesini başlatıp muhakkak bebeği 2-3 saatte bir emzirmelerini istiyorum. Yani öncelikle bebek zaten o emme refleksi gelişti, alıştı diyene kadar bir dirençli oluyor. Hani ben bebek inatsa siz ondan inat edin, devam edin diyorum. Bu şekilde işte bol bol sıvı tüketmelerini, süt getiren çayları öneriyorum. Bir de bizim mide bulantısında kullandığımız bir ilaç var. Onun yan etkisi süt hormonunu arttırıyor. Anne savaştı, hala süt gelmiyorsa kısa süreli onunla bir tedavi uyguluyorum. Ama eğer cevap veriyorsa zaten sütü geliyor. Cevap vermiyorsa da maalesef ki bazı kadınların sütü olmuyor. O zaman mama... Mama mecburen veriyor. Siz mamaya nasıl bakıyorsunuz? Şöyle, bebeğin kan şekeri düşmektense tabii ki mecburen mama alacak. Anne sütü yoksa. Anne sütü yoksa, evet. Mecbur. Peki şimdi son sorum ve burada daha çok duygusal bir şey var ve gebe kalamayan anneler. Bunu stres ve depresyon boyutuna taşıyan kadınlar da var. Siz gebe kalamayan kadınlara ne öneriyorsunuz? Neler yapmaları? Aslında programın başında buna dokunan bir şeyler söylediniz ama daha detaylı girersek. Şimdi şöyle, öncelikle stres faktörü inanın her şeyi etkiliyor. Gebe kalmasından tutun da devamındaki döngüye kadar. Şimdi mutlak gebe kalamayan kadınlar var. Rahimi hiç yok. Yumurtalıkları erken menopoza girmiş. Ya da eşinin spermi hiç yok. Evlat edinebilirler. Yani o kendilerindeki taşıdıkları çocuk sevgisini bir şekilde kendi genetiğinden olması şart değil. Birçok bebek var yetiştirme yurdunda olan. Bu şekilde onların şartlarını tamamlarlarsa evlat edinebilirler. Ama diyelim ki hani onun dışında çok belirgin bir sıkıntı yoksa da tedavi ihmal etmesinler. Artık yurdumuz şartları çok iyi oldu. Her yerde tüp bebek merkezleri var. Samsun'da bile iki özel, bir de üniversite hastanesi olmak üzere 3 tane tüp bebek merkezi var. Ümidi kesmeden inatla tüp bebek tedavisine devam etsinler. Benim bir doktor arkadaşımın 9. tüp bebeği tuttu. Ama hiçbirisinde azmetmedi, pes etmedi. Yani savaşmaya devam her zaman. Kendi güvendiği bir doktorla teslim edip onunla sonuna kadar gitmesini öneririm. Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani bir doktora gidiyoruz. Yani gebe kalamayan kadın gidiyor. Deniyor ve olmuyor. Ama başka bir doktora gidiyor ve oluyor.
Bu doktor seçimini neye göre yapmalıyız, yapmalılar? Yani bu doktor seçiminden daha ziyade her ay zaten belli tedavilerin belli başarı oranı var. Hı hı. Atıyorum ağızdan kullandığımız ilaçlarla yumurtlama tedavisi veriyorsak onun %5 civarında zaten bir başarı şansı hı. var. Bende de %5, diğer doktor arkadaşımda da %5 gibi. Hı hı. Aşılamanın %10'luk bir başarı şansı var. Tüp bebeğin işte yaş faktörlerini vesaire devre dışı bırakırsak %30-40 civarında bir başarı şansı var. Yani bu kişinin kendi vücut tepkisine göre değişebiliyor. Ki biz en sık gebelik oranlarını ne zaman görüyoruz biliyor musun? Tedaviyi bıraktığımızda. Hani bir ay dinlen gel dediğimiz hastalarımız daha çok gebe geliyor. Yani kafasından o stresi uzaklaştırdığında. Aynen. O yüzden arka arkaya tedaviyi ben çok önermiyorum. Bir ay verelim, bir ay bir mola vereyim. O molada hem kendini toparlasın, hem bizden uzaklaşsın, niye gebe kalamadığını sorgulamasın diye. Hı hı. O dönemde daha çok gebe geliyorlar. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Faydalı olduğuna inandığım cevapları aldım. Hem bir anne olarak ben bunlara inanarak söylüyorum. İnşallah biz de birilerine dokunmuşuzdur, faydalı olmuşuzdur. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eklemek istediğim teşekkür şeyler. Ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağlıcakla programının sonuna geldik. Bir başka programda başka konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.